kapısında arkadaşlarıyla gönderiyoruz. Vegan Derneği Türkiye tarafından Bolu'daki Kızıl Geyiklerin av ihalesine karşı açılan dava sona erdi. Yürütmenin durdurulması için ara karar verilen davanın son duruşması Bolu İdare Mahkemesi'nde görüşüldü. Dava sonucunda geyikler için beklenen kararın 15 gün içerisinde açıklanacağı dile getirildi. Duruşmaya destek amacıyla Hayvanlara Adalet Derneği ile Hayvan Hakları ve Etiği Derneği'nin temsilcileriyle Bolu Barosu Hayvan Hakları Komisyonu'ndan avukatlar, Burak Özgüner Hayvan Hakları Çalışma Merkezi'nde ve Bolpati Derneği'nden hayvan hakları savunucuları katıldı. Duruşma sonrasında Türkiye Vegan Derneği tarafından basın açıklaması yapıldı. Vegan Derneği Türkiye adına basın açıklamasını okuyan yönetim kurulu üyesi Güzide Erden, ihalenin iptalinin çok mühim olduğunu dile getirdi. Yaklaşık 5 ay süren dava boyunca Bolu İdare Mahkemesi'nin hızlı hayvanlar lehine karar alarak yürütmeyi durdurması, yani avlanmayı bu süre içinde geçici olarak durdurması son derece önemliydi. Bugün mahkemeden almayı beklediğimiz nihai karar olan ihalenin iptali ise çok daha mühim. 15 gün içinde bekliyoruz. Çünkü bu karar bir kez daha şunu gösterecek. Her şeyden önce etik dışı bir uygulama olan avcılık aynı zamanda hukuk dışıdır. Nitekim Tarım ve Orman Bakanlığı'nın av katliamına devam edebilmesi için mahkemelere sunduğu sözde uzman raporları ve savunmalar Türkiye'nin dört bir yanındaki mahkemeler tarafından her seferinde yetersiz ve eksik bulunmaktadır. Erden avcılığın turizm olamayacağını ifade etti. Burada bir kez daha yineliyoruz. Yaban hayatı satılık değildir. Hayvanlar kimsenin malı değildir. 15 kızıl geyiğin yaşamının satıla çıkarıldığı av turizmi ihalesi daha fazla beklenmeden iptal edilmelidir. İnsan harici hayvanların yaşam hakkı, hasat raporu, kırsal kalkınma, katkı payı, ekonomik kazanç, turizm potansiyeli ve hatta koruyucu veterinerlik adı altında av şirketleri ve bakanlık işbirliğiyle yurt dışından ve Türkiye'nin çeşitli illerinden gelen avcılara pazarlanamaz.